konuştu ve bekleniyor Daron Acemoğlu'nun konuşması, Selin Sayıkböke'nin konuşması. Önemli vurgular yapılmaya devam edildi. O önemli vurgulardan biri de Profesör Doktor Refet Gürkaynak tarafından yapılan enflasyon vurgusuydu. Hatta yöntemimizin yanlış olduğunu söyledi. Yanlış yöntemlerle doğru sonuçların elde edilemeyeceğini tüm dünya biliyor artık dedi. Biraz faiz enflasyon denklemi üzerinden belki de eleştirileri oldu. Ekonomi üzerinde ciddiyetle duruluyor toplantı içerisinde Sayın Yanardağ. Neler düşünüyorsunuz açıklamalarla ilgili? Şimdi konuşmaları izlemeye çalışıyoruz burada. Tabii. Salon kalabalık, atmosfer önemli. Biraz atmosfer konusunda da bilgi verelim. Tabii. Vatandaşın izlemesine de açık bunu ilan etmediler ama meraklı vatandaşlar, CHP'liler geldiler ve izliyorlar. Gördüğüm kadarıyla başka partilerin, örneğin Gelecek Partililer, İyi Partililer, yani Altılı Masa'nın bileşeni olan partilerin de danışmanları burada. Herhalde bağlı oldukları yöneticilere ya da kurullara bu konularda bilgi verecekler. Öyle bir atmosfer var, bir coşku var. Fakat tabii ekonomi politikaları konuşulurken ister istemez şeyler, grafikler, sayılar, oranlar vesaire bilimsel açıklamalar da düşürüyor, bir coşkuyu düşürüyor ama insanların ilgisinde bir dağılma yok. Yani merakla izliyorlar. Bu da iyi bir şey. Şimdi biraz önce işaret ettik konuşmamızda Daron Acemoğlu'nun ne söyleyeceğini. Ben doğrusu merak ediyorum. Çünkü Türkiye dünyada hani yeni bir sanayi devriminin dördüncü dalgasına öncülük edecek yeni bir atılımı yapabilecek mi Cumhuriyet Halk Partisi, evet, Türkiye üzerinden? Buna bakacağız. Daron Acemoğlu bu konuda neler söyleyecek? Şimdi Jeremy Rifkin'in daha çok teknik bir yaklaşımı var. Yani ya da ne diyelim, politeknik bir yaklaşımı var. Jeremy Rifkin'in Çin devlet başkanına da danışmanlık yapmış olması, evet, Çin'in yaptığı atılımı açıklıyor mu? Çok emin değilim ama etkili olduğu açık. Etkili olduğu belli. Şimdi Türkiye'de bu tip danışmanların, bu tip katkıların, bilimsel katkıların, akademik katkıların bir önemi olduğunu düşünüyorum. Fakat biraz önce söylediğim gibi CHP'nin net bir çizgi çizmesi gerekiyor. Neoliberal piyasacı politikalarla kendi tarihsel temellerinden kaynaklanan halkçı ve kamucu politikalar arasında bir çizgi çekmek gerekiyor. Ben şu ana kadar bu çizginin net bir şekilde çekildiğini görmedim. Profesör Doktor Ufuk Akçiğit konuştu. Daha önce biraz önce Gürkaynak konuştu. Baktık, evet, yani evet, eleştiriler doğru. Hani şeyde, yaklaşım da doğru. AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirmek önemli. Alternatifleri de belli. Yani siz neoliberal politikaların içinde kalarak da enflasyonu düşürebilirsiniz. Kemal Derviş öyle yaptı. Ve AKP'ye devretti. AKP uzunca süre Kemal Derviş, evet, politikalarını izledi. Şimdi ben Faik Öztürk'ün konuşmasını bu bakımdan daha net, daha anlaşılır buluyorum. Faik Öztürk daha fazla bir kamucu ekonomi yaklaşımı sergiledi. Ve somut şeyler söyledi. İşte dördüncü endüstri devriminin dördüncü aşamasını yakalayacağız ve bunu öncülük edeceğiz gibi. Orta gelir tuzağına düşmeyeceğiz. Toplumun her kesimini zenginleştireceğiz ve adil dağıtacağız dedi. Halkçı ekonomi bakımı. Kamucu politikalara öncelik vereceklerini işaret etti. Sonra Cumhurbaşkanlığı köşkünü ait olduğu yere, Çankaya'ya taşıyacağız dedi. Kurum ve kurallara öncelik vereceğiz. Kurallar olacak dedi. Yani ilkeler ve kurallar olacak. Kral değil, kural olacak. Kural olacak dedi. Bunun bir anlamı var. Çünkü kuralsız bir ülke haline geldi Türkiye. Mesela mahkemeler neye göre insan tutukluyor, bu belli değil. Kimse bilmiyor. Ama şunu kesin olarak biliyoruz. AKP liderinin sempatilerine, antipatilerine, kızgınlıklarına, düşmanlıklarına, öfkelerine göre adliyenin tutumu değişebiliyor. Orada mesela kurallar yok. Yasa bile yok neredeyse. Şimdi böyle bir ülke haline geldi. Bu bir aşiret dönemi. Yani bu orta çağ öncesi bir döneme işaret eden, aşiret toplumları dönemine işaret eden bir yaklaşımdır. Bir kabile kültürüdür bu. Şimdi kabile kültürünü, siyaset kültürü, modern kültürü, İslam'ın devlet anlayışı zannetmek gibi de bir sığlık içinde olan iktidarla karşı karşıyayız. Bunlara işaret, mesela kuralların çok hani basit gibi görünebilir ama Türkiye'nin tekrar kuralları belli olan, insanların hangi kurallara göre hareket edeceğini bildiği bir ülke haline gelmesi bir önemli bir aşama.
şunu diyemezsiniz. Kırmızı ışıkta durmak yasaksa, ya bazen durulur bazen geçilir. Bu sizin kullandığınız arabaya ve arabanın plakasına bağlı derseniz bu olmaz. Buna benzer bir dönemden geçiyor Türkiye. Ciddi bir durum. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız demişti bugüne evet. kadar. Bu arada Sayın Yanardağ, Selin Sayıkböke şimdi konuşmasını yapacakmış. Hemen ona dönelim. Evet. Selin Sayıkböke kamucu, toplumcu politikalara yakın bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri. Onun ardından değerlendirmemizi yaparız. Onun ardından sürecek evet. değerlendirmeler. Selin Sayıkböke'yi dinleyelim beraber. Büyük bir değişimin eşiğindeyiz. 85 milyon ortak geleceğimizin ne olacağına dair keskin bir yol ayrımındayız. Halkı yoksullaştıran, ülkemizi dünyanın ucuz emek gücü deposuna çeviren, rantçı, bilimden uzak ekonomik anlayışla mı devam edeceğiz? Yoksa hak temelli bir kalkınmayla, emeğe ve üretime değer veren yeni bir anlayışla, çağı yakalayan, bugün biz de varız diyen bir yeni kalkınma hikayesiyle mi?